Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde stil etiketlerini göreceğiz. Yani bir yazı nasıl kalınlaştırılır, nasıl italik yani eğik yazılır, nasıl altı çizili, nasıl üstü çizili yazılır. Bunu göreceğiz. Bunu yapmanın tabii ki de birçok yolu var. Biz CSS tarafından da bunu yapabiliyoruz. Genelde de oradan yapacağız. Ama HTML de kendine has etiketlere sahip bu konuda. Bu yüzden bu dersi çekmeye karar verdim. Bunun için şöyle yazalım, bir yazı yazalım. B kalın etikette, bold'un kısaltması olan B ile başlayalım. Çünkü bu bir kalın yazıdır diyelim. Bir tane de italik yapalım. Hemen şunu çalıştırayım ben bir. Şuradan Chrome Ctrl Shift R'ymiş. Güzel. Bu bir kalın yazıdır gördüğünüz gibi. Normal şekilde bunu yazmaya kalksaydık. Bu bir. Şöyle yapayım ben. Şunu sileyim. Şunu da sileyim. Bunu çoğaltayım. Bunu da silip. Ctrl Shift R. Gördüğünüz gibi normal şekilde yazdı yazıyı ve kalın şekilde yazdı. Bu B etiketleri içerisinde yazılan taraftır. Sağ tıklayıp incele dediğiniz zaman zaten direkt göreceksiniz. Bakın burada kalın var. Şu kalın etiket içerisinde. Burada da hiçbir şey içerisinde olmayan boşluk yazı. Güzel. Diğer etiketimize bakalım. Diğer etiketimiz i. Bu da italik, eğik yazmak için. Bu bir eğik yazıdır diyelim. Gördüğünüz gibi eğik yazıyı da yazdık. Devam ediyoruz. Altı çizili yazmak istersek U oluyor. Underline'ın kısaltması. Altı çizgili yazıdır. Çalıştıralım tekrardan. Bu bir altı çizgili yazıdır. Ve tek bir etiket kaldı. S. Bu da üstü çizgili. Strike'ın kısaltılmışı. Bu bir üstü çizgili yazıdır. Bakalım. Gördüğünüz gibi üstünü çizdi. Şimdi bunların hepsi yan yana. Bunları aşağıya çekmek için kullandığımız, bir alt satır indirmek için kullandığımız etiketin adı neydi? BR'ydi. Her satırın sonuna gelip birer BR koyarsak şöyle. Bunun gerek yok. Zaten altta başka bir etiketimiz yok. Gözükecek. Yenilediğimde hepsi alt alta gelecektir. Evet arkadaşlar, bu derste stil etiketlerini gördük. Bu dersten bu kadar. Herkese kolay gelsin.